Merhaba arkadaşlar, ben tarih öğretmeni Neslihan Öcalan, ÇAP Yayınları 10. Sınıf Tarih Fasikülünü sizlere anlatmaya başlıyorum. Birinci fasikülümüzle başlayacağız arkadaşlar. Birinci ünitemizle hemen başlayalım. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si. Bakın arkadaşlar, artık Anadolu Türkiye tarihini sizlere anlatmaya başlıyoruz. Artık bugün yaşadığımız topraklardaki kurulan devletlerimiz ve bu süreci anlatmaya başlıyoruz. Gelin önce bir genel kronolojiye bakalım. Yani bir zaman çizelgesi, tarih şeridi var önümüzde. Buna tek tek birlikte bakalım. 1072-1308 yılları arasında Anadolu'yu etkileyen başlıca siyasi gelişmeler. Arkadaşlar, lütfen beni önce dikkatli dinliyorsunuz. Bir nereden bu noktaya geldik? Bir genel böyle özet vermek istiyorum sizlere. Şimdi 9. sınıfta bizler Türk İslam tarihi diye bir konu anlatıyoruz, değil mi arkadaşlar? İşte Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular diye. Bu devletlerden Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla akınlar yaptığından bahsetmiştik. 1048 Pasinler Savaşı neydi? Keşif seferiydi. 1071 Malazgirt Zaferi yurt açan savaştı. İlk kez Anadolu'da beylikler, devletler kurulmuş, toprak sahibi olmuştuk. İşte bu süreç sonrasında Anadolu'da hangi beylikler, hangi Türk devletleri kuruldu? Anadolu'da bu süreçte durum nasıldı? Bunları sizlere anlatacağım. Hemen başlayalım buradan. Bakın, 1072 Saltuklular Beyliği'nin kurulması. Bakın arkadaşlar, Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir Malazgirt Zaferi sonrasında. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması. Peki hocam, bunlar nasıl kuruldu? Arkadaşlar, 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Alparslan bir kanun, kural çıkarıyor. Diyor ki, fethedilen toprağın yönetimi fetheden komutanındır. Kılıç hakkı olarak veriyorum diyor. İşte bu bağlamda bakın, cümle çok önemli. Buradan soru da gelmişti. Fetheden toprak, fetheden toprağın yönetimi fetheden komutanındır. Bu cümlenin iki ayağı var. Birincisi, olumlu yönü, fetihler hızlandı. İşte Anadolu'nun fethedilmesi kolaylaştı. İşte bu beylikler de devletler de bu şekilde kuruldu. Olumsuz yönü de merkez otoriteyi sarsacaktır arkadaşlar. Selçuklu'nun yıkılmasında bir etkisi olacaktır. Geçelim, 1080 danişmetlerin kurulması, Tokat çevresi değil mi? Erzincan Kemah çevresi ve yine 1080 Mengüceklerin kurulması. İzmir Çaka Beyliği ilk denizci Türk beyliğimizdir. 1093 Çaka Beyliği'nin yıkılması ve bakın 1096 Birinci Haçlı Savaşı. Bakın, birinci Haçlı Seferi, Haçlı Seferleri 1096-1270'li yıllara kadar süren 8 tane Haçlı Seferi var. Bunları anlatacağız sizlere. Artukluların kurulması, bu Diyarbakır, Mardin değil mi? Harput çevresi. 1141 Katvan Muharebesi, ki bunu geçen yıl işliyoruz, gördük biz bunu. Büyük Selçuklu Devleti'nin Kara Hitaylarla yaptığı bir savaştı. Yıkılma sürecine girmişti. Sonra 2. Selçuklu, İkinci Haçlı Seferi, sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması var bu süreçte. 1174'te Eyyubilerin kurulması var. Çok mu önemli? Hatırlıyor musunuz? Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri vardı. Nelerdi? Tolunoğulları, İhşitler, Eyyubiler, Memluklar. Demek ki Eyyubiler Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinden bir tanesi. Ama bunları zirve yapan Selahaddin Eyyubi vardı değil mi? Ve çok önemli bir uyarı, Selahaddin Eyyubi 1. Haçlı Savaşı'nda kaybedilen Kudüs'ü 1187 Hıddin Savaşı'yla geri almayı başarmıştı. Oldukça önemliydi. Devam edelim, Miryokefalon Savaşı, ki işleyeceğiz. Anadolu kesin Türk yurdu oldu. Buna da yurt tutan savaş deriz. Bakın, Pasinler keşif, Malazgirt yurt açan, Miryokefalon yurt tutan savaştır. Devam ediyorum. Danişmentlerin yıkılması var. 3. Haçlı Seferi ve Moğol İmparatorluğu'nun kurulması, ki önemli. Tüm dengeleri değiştirecek bir durum olacak. Cengiz Han, Temuçin'in devleti. Gelelim, Saltuklular yıkılıyor. Erzurum'da kurulan 4. Haçlı Seferi var. Ki 4. Haçlı Seferi amacından sapan bir sefer olacaktır.
anlatacağız. Ama bir cümle söyleyeyim. Neden amacından saptı hocam? Çocuklar normalde Haçlılar, değil mi, Müslümanlara saldırıyordu. Kudüs'ü almayı hedefliyordu. Ama burada 4. Haçlı Seferi'nde Katolik Haçlılar, Latinler, Ortodoks Bizans'a, İstanbul'a saldırmıştır. Bahsedeceğim. Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması yeni bir süreç. Yeni devletler ortaya çıktı. Mengüceklerin yıkılması ve Yassı-Çemen Savaşı. Yassı-Çemen Savaşı da özel bir savaş. İki Türk devleti arasında yapılan bir savaş. Harzemşahlarla Türkiye Selçuklu Devleti, ki bu savaştan sonra Harzemşahlar yıkılma sürecine girdi. Artukluların yıkılması, Babailer ayaklanması, bu da yıldızlı bir konu. Babailer arkadaşlar, bu ayaklanma Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olacaktır. Kösedağ Savaşı yine Selçuklu'nun yıkılmasında etkili olacak, ki bu Kösedağ Savaşı İlhanlı Moğollarının Anadolu'yu yağmalamasıdır. Bu Kösedağ'dan sonra da Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlayacak. Ondan bahsedeceğiz. Eyyubilerin yıkılması, Memlüklerin kurulması var. Memlüklüler kim hocam? Eyyubilerden sonra Mısır'da kurulan Türk İslam Devleti'dir. Burada bir de Aynu-Calut Savaşı verdik. Neden bazı savaşları özellikle vurguluyoruz? Çünkü çok önemli. Aynu-Calut Savaşı'nın ne önemi var hocam? Bir cümle söylemek istiyorum. Memluklar Moğolları yenmiştir arkadaşlar. Haçlı seferlerinin sona ermesi, Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeyi resmi dil ilan etmesi. Kim bu? Arkadaşlar, 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlıyor. Hani var ya, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Osmanoğulları, bunlardan bir tanesiydi, değil mi? Karesioğulları, bakın Candaroğulları, birçok beylik vardı. O beyliklerden bir tanesi de Karamanoğullarıydı. Konya Karaman'da kurulan bu beylik Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir. Milliyetçidir, değil mi? Ulusçudur. Böyle sorular geliyor. Dikkat. Geçelim. Sonra Türkiye Selçuklu'nun yıkılması 1308. Hadi şimdi başlayalım anlatmaya. Önce bir haritamıza bakalım. Bakın, bir Moğol İmparatorluğu'nun kurulduğundan bahsettik. Katvan Savaşı Büyük Selçuklu yaptı dedik. Zaten yapıldığı bölgeyi görüyorsunuz. Eyyubiler, Memluklar, Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri görüyorsunuz. Ve Anadolu'da var olan Balkanlar ve Anadolu'da Bizans İmparatorluğu'nu görüyorsunuz arkadaşlar, genel olarak. Şimdi devam edelim buradan. Oğuz göçleri ve Anadolu'nun ilk fatihleri, Malazgirt Zaferi öncesi Anadolu nasılmış bir bakalım. Şimdi Anadolu, Sasani ve Bizans İmparatorluğu arasında 6 ve 7. yüzyıllarda arkadaşlar çok yıpratıcı, yıkıcı savaşlara sahne olmuştur. Yani Anadolu'da büyük bir mücadele var. Bizans'ta kim arasında? Sasaniler arasında. Anadolu halkı artık bu mücadelelerden bıkmış, yıpranmış, fakirleşmiş arkadaşlar. Unutmayalım. Sasanilerden sonra ne oldu? Sasanileri Hazreti Ömer yıktı arkadaşlar. Bu sefer de Müslüman Arapların kurduğu, sınırlara kurduğu Avasım şehirleri Anadolu'ya akınlar yapmaya başladı. Ve bu akınlar Bizans hakimiyetini de sarsmıştır. Az sonra ayrıntılı anlatacağız. Yani Malazgirt Zaferi'nden önce Anadolu zaten sürekli savaş alanı olmuş, yıpranmış, halk bıkmış, yılmış, böyle bir ortam var. Geçelim şimdi, bu dönemde Bizans'ın durumu neymiş? Bakalım sizinle. Bakın, Balkanlarda Uz Peçene Kuman akınlarıyla uğraşıyordu. Yani bir taraftan Balkan saldırıları geliyordu. İçeride de sık sık imparator değişiyor. Bakın, 1042-1081, yaklaşık 40 yıllık süreçte 11 defa imparator değişmişler. Hatta bazı bu imparatorluların bazılarının başa geçmesinde de Selçuklu yardım etmiş, etkili olmuştur. Yani böyle bir istikrar yok, bir düzen yok, otorite yok. Bizans'ın genel durumu böyle. Peki Anadolu'nun durumu ne hocam? Arkadaşlar, Anadolu'da Rumlar, Ermeniler, Gürcüler, Süryaniler, yani bir bölümünde, üst taraflarında Türkler bulunuyordu. Ki bakın, bu topluluklarda ekonomik olarak zor durumdaydı. Az önce dedim ki sürekli bir savaş, mücadele arasında yıprandı, hırpalandı Anadolu ve Anadolu halkı. Yani çok da şey değildi. Güçlü bir ortam, düzenli bir ortam yoktu. İşte burada önemli bir nokta geliyor. Hemen yıldızlayalım burayı. İşte bu durum Türklerin Anadolu'yu fethini kolaylaştırmıştır. Unutmayalım. Geçelim şimdi Bizans'ın Anadolu politikası.
Şimdi Bizans Anadolu'da varlığını devam ettirmek istiyor. Bunun için de neye ihtiyacı var? Güçlü bir orduya ihtiyacı var. Ama bu ordunun ihtiyaçlarını neyle karşılayacak? İşte vergilerle. Halktan ağır vergiler alıyordu arkadaşlar. Bu vergilerin bir kısmını nakdi olarak alıyordu. Bir kısmını da bedenen çalıştırıyordu. Yollarda, köprülerde, başka yerlerde. Yani halk hem nakdi hem bedensel olarak ödediği bu vergiler altında eziliyordu. Oldukça önemli. Tekfur denilen valilerin halka uyguladığı zulümler, adaletsizlikler de cabasıydı. Yani artık halk bıkmıştı. Ezilen, işkence gören bir yapıdaydı ki zaten bakın mesela Bizans'a bağlı yaşayan bu Ermeniler bu Bizans'ın zulmü ve baskısı altında kaldıkları için Selçuklular Anadolu'ya girdiğinde çok fazla da Selçuklulara bir direniş göstermemişlerdir arkadaşlar. Geçelim Bizans'ın Ermeni ve Süryani politikası. Bizans Ortodoks arkadaşlar. Bakın Bizans'ın mezhebi neymiş? Ortodoks. Ortodoks. Ermeni ve Süryanilere bu Ortodoksluğu diretiyor. Diyor ki Ermenilere ve şeyde ne yapacaksınız? Mezhep değiştireceksiniz. Baskı yapıyor. Yani hem ağır vergilerle ve başka yönlerle yaptığı bir baskı var. Hem de dinsel yaptığı bir baskı var. İşte Roman Diyojen Selçuklu akınlarını durdurmak için Anadolu'ya geldiğinde yani Doğu'ya geldiğinde Ermeniler Türklerden yana tavır sergiledi. Niye? Bıkmışlar. Hatta Roman Diyojen'in yemin ettiği söyleniyor. Ermeni şeyini kaldıracağım diye mezhebini. Bakın Süryanilere gelince o dönemde yaşayan tarihçilerin ifade ettiğine göre işte Bizans özellikle işte o dönemdeki Patrik, İstanbul Patriği Süryanilere inanılmaz baskı yapıyor. Süryani eserlerini yaktırıyor. Zorla Rumlaştırmaya çalışıyordu. Yani Bizans dinsel olarak da bölgede baskıcı bir tutum izlemiştir. Bu da önemli. Ve yine şuraya bir yıldız koyun. Bu cümle de önemli. Mesela Bizans arkadaşlar stratejik hatalar yapıyor. Ani Ermeni Krallığı var. Kars değil mi arkadaşlar? Ani Kalesi'ne gidin. Muhteşemdir. Gitmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten manzarası da harikadır. İşte bu Ani Kalesi çevresinde bir Ermeni Krallığı vardı. Bizans gelip bu krallığı ortadan kaldırıyor. Bölgedeki yerel güçleri de dağıtıyor. Buraya paralı askerler yerleştiriyor. Bu Ani Ermeni Krallığı tampon bölge oluşturuyordu. Türk seferleriyle Bizans arasında işte bu tampon bölgenin ortadan kalkması da Türk akınlarını kolaylaştırmıştır. Her şey bizim işimize gelmiş aslında. Devam edelim şimdi. Bakın az önce dedim. Aynı zamanda oradaki yerel Ermeni beylerini de başka yerlere sürdürüyor, baskı yapıyor. Bunlar bizim işimize gelmiş. Peki hocam, Türk akınlarının kolaylaştıran etkiler neler? Yani Selçuklu'nun bölgede daha çabuk başarıya ulaşması, Anadolu'yu daha kolay fethetmesini neler sağladı? Bura önemli arkadaşlar. Az önce dedim, tam uç olan sınırdaki Ani Krallığı'na son verdi. Ermenilerin büyük beylerini başka yerlere sürgün etti. Bölgeyi iyi tanıyan yerel güçleri dağıtıp buraya paralı askerler getirdi arkadaşlar. Böyle olunca da ne olmuş oldu? Bölgede otorite boşluğu oluştu. Türklerin Anadolu'ya girişi de kolaylaştı. Selçukluların Anadolu'yu yurt edinme politikası. Gelin bir de buraya bakalım. Şimdi az sonra anlatacağım. Selçuklulardan önce Anadolu'ya Türkler akınlar yapmış. Ama biz genel bir özet Selçukluların yurt edinme politikasına bakalım. Selçuklular Anadolu'yu yurt edinmedeki ilk adım atan Büyük Selçuklu'da Çağrı Bey önderliğindeki ordulardır. 1015-1021 yılları arasında keşif seferleri yapıyor. Keşif akınları yapılıyor. Önemli. Bakın 1015-1021. Daha sonra bu seferler bakın ne yapmaya başladı? Yurt edinme amacına dönmeye başladı ve 1048 Pasinler zaferi kazanıldı. Bizans'ta Büyük Selçuklu'nun yaptığı ilk savaştır. Ne dedim? Keşif seferidir. Bu açıdan çok önemlidir arkadaşlar. Arkadan ne geliyor? 1071 Malazgirt zaferi. Yurt açan savaş demiştim. İlk kez Anadolu'da toprak sahibi oluyoruz. İlk kez Anadolu'da beylikler, devletler kurulmaya başlıyor. Oğuzlar, Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlıyor. Peki 11. yüzyılda Doğu Anadolu'da Ermeni, Süryaniler ve Orta Anadolu'da yaşayan Rum halkı zaten Bizans'tan bıkmıştı. İşte bu Türklerin akınlarına karşı, bırakın Türklere karşı gelmeyi,
Türklerin, Selçukluların yanında yer aldılar. İşte bu ortamda Oğuz göçleri ve Türk akınları Anadolu'da hızlanmıştır ve Türklerin Anadolu'yu fethi kolaylaşmıştır arkadaşlar. 11. yüzyılda Anadolu'yu yurt edilen Türkler burada kurdukları devletler daha çok kurucuların adını almıştır. Yani artık Balazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da ilk Türk devletleri, beylikleri kurulmaya başlıyor. Daha çok da kurucuların adını almıştır. Mesela Artuklular değil mi? Artuk Bey, Saltuklular, Saltuk Gazi kurmuştur dedik. Geçelim şimdi Türk adının kullanımı. Yine önemli bir yer. Türkiye adı ilk kez Bizans kaynaklarında geçiyor. Birinci uyarımız. Türkiye adı ilk kez Bizans kaynaklarında geçiyor. 12. yüzyılda da Avrupalılar Anadolu için Türkiye demeye başlıyor. Değil mi? 12. yüzyılda da bakın Türkiye adı ifadesi coğrafi bir tabir olarak ilk kez Bizans kaynaklarında geçiyor ama Orta Asya için ilk kez kullanıyorlar. Zamanla Anadolu için Türkiye ifadesi kullanılmaya başlanıyor. 13. yüzyılda bakın Marco Polo ünlü seyyahtır. Çin'e seyahat eden ünlü seyyah Marco Polo 13. yüzyılda Anadolu'dan ne olarak bahsediyor? Türkiye olarak bahsediyor. Yine ünlü Arap seyyah İbni Batuta 1330'lu yıllarda yani 14. yüzyılda Anadolu'ya Beyrut Türkiye diyor. Yani Türkiye ülkesi olarak ifade ediyor. Ve bir şey daha o dönemin Memlük sultanları da arkadaşlar nere için Türkiye diyor? Kendi yaşadıkları coğrafya için et devleti Türkiye diyorlar. Anadolu için de Türk ülkesi diyorlar. Bunu da unutmayalım. Yani Türkiye coğrafi tabir olarak dönemler içinde farklı coğrafyalar için kullanılmıştır. Coğrafi tabir olarak Türkiye adını ilk kullanan Bizanslar ortası için kullanmıştır. Zamanla Anadolu için Türkiye ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Anadolu'nun fatihleri, ilk fatihleri kimler geldi Anadolu'ya ilk kez? Az önce dedim ki, bakın biz Selçuklular, Oğuzlar akınlar yaptı diyoruz ama ilk akınları yapanlar değiller. Ondan önce de akınlar var. Hemen neler olduğunu söyleyelim. Anadolu'ya ilk Türk akınlarını 4. yüzyılda Avrupa Hunları yaptı. Anadolu'ya ilk Türk akınlarını. Avrupa Hunları İtil ve Tına Irmağı arasında kurulan, Balamir önderliğinde kurulan bir Türk devletiydi. Hatırlıyor musunuz? Kavimler göçüne de yol açacaktı. Atilla'nın, Tanrı'nın kırbacı olan Atilla'nın ülkesiydi Avrupa Hun Devleti. Avrupa Hun Devleti Bizans'ı sürekli baskı altında tutuyordu. Doğu Roma'yı ve seferler düzenliyordu. İşte bu seferlerden bakın Kafkaslar üzerinden Anadolu, girip Ankara, Antakya, Suriye, Kudüs'e kadar ilerlemişlerdir. Bir daha yıldızımızı koyalım. Anadolu'ya giren ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti'dir. Ama bir uyarı, bu ilk Türk akınları yurt edinme amaçlı değildir. Lütfen unutmayın bak. İlk Türk akınlarını kim yaptı derse, Anadolu'ya ilk kim girdi derse Avrupa Hunları. Yurt edinme amacıyla ilk kim girdi? Oğuzlar, Büyük Selçuklular diyeceğiz. Devam edelim. Anadolu'ya ikinci Türk akınlarını 6. yüzyılda Sabarlar, Sibirler yapmıştır. Gelin şimdi Sibir akınlarına, Sabar akınlarına bakalım. Bakın 6. yüzyılda Anadolu'ya giriyorlar. Konya, Kayseri, Ankara civarına ilerliyorlar. Bir daha vurguluyorum. Anadolu'ya ilk Türk akınlarını Avrupa Hunları, sonra Sabarlar yapmış olsa da bu akınlar yurt edinme amaçlı değildir. Geçelim Avasım şehirleri ve Türklere. Şimdi devam ediyoruz. Avrupa Hunları ve Sabarlardan sonra 8. yüzyılda Abbasiler Türkistan ve Horasan'dan getirdikleri Türkleri Doğu Roma'yı Bizans'ı baskı altında tutmak için Avasım denilen uç şehirlerine yerleştirmiştir. Nedir Avasım? Bizans sınırında işte Adana, Maraş, Malatya gibi yerlerde kurulan arkadaşlar Avasım uç beylikleridir. Buraya da özellikle Abbasiler Türkleri yerleştirmiştir. İşte 10. yüzyılın ikinci yarısına kadar bu Avasım şehirlerindeki Türkler Anadolu'ya akınlar yapmışlardır. Ve bu Avasımlar uç beylikleri aracılığıyla Abbasiler Bizans'ı baskı altında tutmuştur. Peki Bizans ne yaptı hocam? Eli duruyor mu yani Bizans da kendini savunacak tabii ki. Bizans ne yapmış? Bizans da özellikle yine bu sınır bölgelerine Balkanlardan getirdiği Şamanist ve Hristiyan Türkleri yerleştirmiştir. Bakın
Abbasiler de uç bölgesine Türkleri yerleştiriyor. Bizans'ta neden? Hep vurguladık. Türklerin askeri yeteneği önemli, üstün bu açıdan arkadaşlar. Geçelim şimdi Anadolu'ya ilk Selçuklu akınları ve Anadolu'nun yurt edinilmesi. Yani ilk akınları Avrupa Hunları yaptı. Sonra Sabarlar, sonra Avasımlarla birlikte orada da Türkler vardı. Akınlar yapıldı dedik. Şimdi artık Selçuklu Anadolu'yu nasıl yurt haline getirdi, Türk yurdu haline getirdi anlatalım. Az önce de vurguladım. Anadolu'ya ilk Selçuklu akınlarını yurt edinme amacıyla ve keşif amacıyla ilk akınları Oğuz Türkleri Selçuklular yaptı. İlk amaçta bakın keşif amaçlı Çağrı Beylik'te 1015-1021 yıllar arasında akınlar başlamış. 1015-1021 yıllar arasındaki akınlar Çağrı Bey komutasında başlıyor ve keşif amaçlı. Bakın geliyor, ganimet elde ediyor ve ülkesine geri dönüyor. Daha sonra 1040 yılında bakın Gaznelilere karşı bir Dandanakan Savaşı kazanılıyor. Dandanakan Savaşı ile bakın Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştu. Tuğrul Bey adına para bastırmıştı, hutbe okutmuştu. Değil mi? Devlet kurulmuştu. Artık iyice resmi olarak kurulan Selçuklular Anadolu'nun yurt edinme politikasını uygulamaya başladılar. Ve bakın Tuğrul Bey hanedan üyelerini, komutanları Anadolu'yu fetih için ne yaptı? Görevlendirdi arkadaşlar. Bakın Tuğrul Bey'in doğudan gelen Türk göçlerini Anadolu'ya yönlendirmesi işte ve komutanlarına fetih için emir vermesi Bizans'ı yıpratmaya değil mi? Yıkmaya başlamıştır. Bizans artık bu Türk akınlarından yıpranmaya başlamış ve 1048 yılında bu üçüncü kez vurguluyorum. Bizans'la Büyük Selçuklu Devleti'nin yaptığı ilk savaştır. Pasinler Savaşı olmuştur. Değil mi? Erzurum yakınlarında. İşte bu Pasinler Savaşı keşif seferidir. Türkler kazanmıştır dedim. Devamında ne oldu bakın? Alparslan daha sonra gelecek ve Alparslan arkadaşlar Kars'taki Ani Kalesi'ni fethedecek. Sonra 1071 Malazgirt zaferini yapacak. Malazgirt zaferine biz ne dedik? Yurt açan savaştır. Anadolu'da ilk kez toprak aldık, değil mi? Anadolu'da ilk Türk beylikleri, devletleri kuruldu. Böylece Anadolu'nun Türkleşmesi ve Anadolu'da Türk beyliklerin, devletlerinin kurulma süreci başladı arkadaşlar. Geçelim buraya. Yapgullar meselesi diye bir mesele. Bu sona koyma nedenim şu. Genel bu kavramı da görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi Arslan Yapgul'un oğlu Kutalmış ve onun çocukları Süleyman Şah, Mansur, bakın Alpilek ve Devlet Tuğrul soyundan gelenlere karşı yaptıkları saltanat mücadelesini kazanamadı. Hocam bu nasıl bir cümle oldu? Şimdi Arslan Yapgul'un soyundan gelenler var. Bir de Tuğrul soyundan gelenler var. Bu ikisi arasında mücadele oluyor ve Arslan Yapgul'un soyundan gelenler bu mücadeleyi kaybediyor. Daha sonra bu Arslan Yavgun'un soyundan gelenlere Türkmenler de katılıyor ve bu gruba da Yavgulular deniyor. Arslan Yavgun'un soyundan geldikleri için Yavgulular deniyor. Hocam Yavgulular neden önemli? Anadolu'nun bakın Anadolu'nun fethinde önemli rolleri olmuştur. Değil mi? Zaten Türkiye Selçuklu Devleti Süleyman Şah tarafından İznik merkez olmak üzere kurulacak. Yavgullar meselesi dediğimiz bu. Haritaya da bir bakın. Türk akınlarının nereden geldiğine ve ne kadar yayıldığına ve tüm Anadolu'yu fethedip bugünkü Türkiye topraklarına nasıl sahip olduğumuza bakın arkadaşlar. Bu kısmı tamamlamış olduk arkadaşlar.